Hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, saat 2 itibariyle Merkez Bankası para politikaları kurulu faiz kararını açıkladı. 9.75 olan faiz oranı 8.75'e düşürerek 100 bas puanlık bir faiz indirimine gitti. Bunun sonucunda dolarda yukarı doğru hareketler çok hızlı olmasa da yavaş yavaş 7'li seviyeleri dolar TL kuru zorlamakta. Evet, Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlarda neler görüyoruz? Bir koronavirüsün gelişmekte olan ülkelere yapmış olduğu ve hatta gelişmekte olan ülkelere yapmış olduğu finansal zararlardan bahsediliyor. Bu finansal zararların daha da derinleşmesi diğer gelişmiş olan ve gelişmekte olan merkez bankalarının buna karşı para politikalarını genişletmesi yönündeki kararları bu etkileri azaltacaktır deniyor. Yani bu gelişmiş ülkelerin olduğu paralardan bahsediyor Merkez Bankamız. Bu paralar elbet diyor bize de bir yerlerden bir şekilde yansıyacak, bize de dönüşleri olacaktır diye düşünüyor. Biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankaları, ABD Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası hepsi harıl harıl para basıyorlar arkadaşlar. Finansal dengeyi koruyabilmek amacıyla. Ayrıca Merkez Bankası petrol fiyatlarına da atıfta bulunmuş. Petrol fiyatlarının düşüşü bizim ekonomimize olumlu yansıyacak ve cari açığımızda aşağı yönlü düşüşler görülecektir şeklinde bir açıklama yapmış. Bunun neticesinde kredi musluklarını ülkenin hala açık tuttuğunu, ticaretle uğraşan firmalara bu kredi musluklarının sonuna kadar kullandırıldığı, bunun da koronavirüsün etkileri geçtikten sonra ekonomiyi canlı tutacağına inanıldığı vurguları yapılmış. Bizim Merkez Bankası'nın açıklamasından anladığımız kadarıyla faizler belli bir denge içerisinde tutulacak. Enflasyon kontrol altında tutulacak sıkı bir şekilde. İlerleyen zamana yayarak enflasyonun düşüşü yönünde Merkez Bankası politikasını sürdürecek. Buradan da TCMB'nin para basma işlemine pek yanaşmayacağı anlaşılmakta arkadaşlar. Para basımına gidilmeyecek. Ben buradan bunu anladım. Bunun neticesinde dolarda neler olabilir? Hemen kısa bazlı bir inceleme yapalım. Daha sonra dolarda bir bayrak filama formasyonumuz var arkadaşlar. Ona da değineceğiz. Belli bir seviyenin üstünde dolar yukarıya yönlü bayrağına sallar. Sizlerle birlikte bunun değerlendirmesini yapacağız. Kısada arkadaşlar dolarda artık 6.93 bizim için önemli bir destek haline geldi. Evet, şurada 6.93 seviyesi. Dolar TL'de önemli bir destek. Yani dolar 6.93 üzerinde kaldıkça yukarıda hala olumlu seyrini devam ettirir. 6.93 aşağıya doğru kırılmadığı müddetçe yukarıda olumlu seyrini devam ettirir. Yukarıda bizler için seviyeleri 6.96 6.96 üzerinde kalışlarda da 7.04 ve 7.14 seviyeleri dolar TL kurunda takipte kalacağımız önemli seviyeler şeklinde gözükmekte. Bant aralığı olarak düşünürsek de bant aralığımız olarak takipte kalmamız gerekecek en önemli bant aralıklarımız 6.96. Evet, şurası 6.96. Üzerinde de arkadaşlar 7.04. Şurası bir bant aralığımız. Yukarı doğru kırabilirsek 7.14 ve 7.23. Şuradaki bir bant aralığımız. Bunlar takipte kalınması gereken önemli bant aralıklarımız. Şimdi geri dönüşlerde takipte kalmamız gereken bant aralıklarımız da
Hangi seviyeler olabilir? Onlara da bakalım. Evet arkadaşlar. 6.91. Bu 6.91 çok önemli arkadaşlar. 6.91, 6.93 aralığının aşağı yönlü kırılmaması lazım. 6.91 olumsuz kötü bir senaryoda da aşağı yönlü kırılırsa o zaman 6.79 bizler için önemli takip edeceğimiz diğer bir olumsuzluk halindeki bant aralığımız haline gelir. 6.91 6 6.79 6.96 üzeri 7.04 7.04 üzeri de 7.14 7.23 bant aralıklarımız mevcut. Dolar-TL kurunda uzun bantta arkadaşlar görüyorsunuz şurada. 1 bayrak formasyonumuz mevcut. Yukarı aylıkta baktığımız zaman şuradaki bayrak formasyonumuz göze çarpmakta. Pardon. Evet, şurada gördüğünüz bir bayrak formasyonumuz mevcut. Dalgalanan bir bayrak görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu bayrak formasyonu olur da arkadaşlar yedili seviyeleri yukarıya doğru kırabilirse, şuradaki yedili seviyeleri yukarı doğru kırabilirse dolar TL kuru ve burada kalıcı olabilirse bu bayrağın direği kadar yukarıya mesafesini atar arkadaşlar. Bu da takribi 2 lira ve üstünde bir fiyata denk gelmekte. Yani 8.50 9 civarlarına denk gelmekte arkadaşlar. Bu bayrağın formasyon boyu. O yüzden dolar TL kurunda 7 lira çok önemli. 7 lira ve üstü çok önemli arkadaşlar. 7 ve üstünde dolar TL'de hareketler çok sert bir şekilde devam edebilir. O yüzden 7 lirayı yakından takip edeceğiz. Bakın şuradaki 7 seviyesi. Bunun altında da bir takribi 2 liralık bir bayrak direğimiz var arkadaşlar. Bunu yukarıya koyduğumuz zaman eğer 7 lirayı aşar, 7 liralarda kalıcı olabilirse bunu da yukarıya koyduğumuz zaman 8.50 9 civarları dolar TL kurunda hedef haline gelebilir. O yüzden 7 lira psikolojik sınırını yakından takipte kalacağız. Bunun üzerine çıkıp çıkamaması doların daha ileri yönlü seviyelerinde önemli bir rol oynayacaktır. O yüzden bu seviye aklımızın bir ucunda kalsın. Bakalım dolar buradan bayrak sallayıp yukarıya doğru gidip bir patlama gerçekleştirebilecek mi? Veya Merkez Bankamız swap hamleleriyle bir anlaşma yapıp diğer merkez bankalarıyla dolar TL kurunu tekrardan 6.70'li seviyelere doğru geriye çekebilecek mi? Bunu zaman içindeki merkez bankaları swap görüşmelerinin sonucundan sonuçlarının ortaya çıkaracağı görüntüler bize verecek. O yüzden şimdilik bu verdiğim rakamlar kısadaki rakamlar takibimizde. Uzun vadede beklentimiz olan rakam 8.59 aralığımız da öngörümüz şeklinde bir yerde durmakta arkadaşlar. Bu bayrağı da yakından takipte kalacağız. Bakalım geri kalan günlerde dolar TL kurunda bize hangi sonuçları ortaya çıkaracak. Sizlerle birlikte bunun takibini yapacağız. Şimdilik benim anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.